Ezelden beridir yarasa yenen Çin'de ne oldu da birden yarasa yediler diye ortaya korona adında bir musibet çıktı. Saçmalık demeyelim ama ortada bir gariplik olduğunu da düşünmeden edemiyor insan. Yok böyle bir şey. Virüs filan hikaye. İşin içinde başka iş var diyerek komploculuğa da başlamadık. Bunun da ayrıca altını çizelim. İnsanları korku ve paranoyayla uğraştırıp dijital bir dünyanın altyapılarını kurmak için algı pompalıyorlar. Diyenler de kuytuda mırıldanmıyor değiller tabii. Bu virüs laboratuvarda mı üretildi, kim yaydı? Biyolojik silah mı? İşin o tarafıyla alakalı birçok komplo teorisi mevcut. Ama bizim meselemiz işin o kısmı değil. Şu bir gerçek, panik kaos getirir. Kaossa salgından daha tehlikeli bir durum olur. Korkmadan tedbir almak en mantıklı yolumuz. Ortada bir gerçek var. Bu alenen görünüyor. Ki tedbir alınabildiği kadar alınmalı da. Ama tedbirden sonra panik yapıp stres olmak salgından daha tehlikeli olacak. Bu da aşikar. Virüs var mı? Var. Öldürüyor mu? Evet. Salgın haline geldi mi? Doğru. Bunları peşinen kabul ettiğimize göre işin ciddiyetini anlamıyorsunuz şu tayfa. Bir zahmet de alabilir mi? Ama velakin bu iş hiç de öyle görünmüyor. Kapitalist sistemin tüm seslendiricileri resmen toplum psikolojisine oynuyor. Yapılan haberler hep korkutmaya ve sindirmeye yönelik. Evet, önlem alın deniyor ve öyle de olmalı. Ama bir yandan da tabelaya sürekli hastalık ve ölüm oranları yazılıyor. Şöyle bir düşünelim. Her gün ama her gün ölüm oranları açıklamaktaki maksat ne olabilir? Önlem alalım yoksa bizim de başımıza gelir diye mi? Tüm bu ölüm çetelesi sunumları. İtalya'da şu kadar insan öldü. Amerika'da bu kadar insan öldü. Toplumun stres düzeyini arttırmanın altında yatan sebep, koşulsuz itaat psikolojisiyle mi ilgili yoksa? Buraya kadar söylediklerimizden sonra, başta söylediğimizi unutanlar için hatırlatmakta fayda var. Virüsün tehlikeli olduğunun ve önlem almanın şart olduğunun farkındayız. Ama medya ve diğer tüm araçların toplumu stresli, korku dolu ve sinmiş bir birey haline getirdiğinin de unutulmaması gerek. Düşünün, bir orman yangınının ortasında kalmışsınız ve alevler peşiniz sıra kaçtıkça sizi kovalıyor. İşte korku ve kaos böyle bir şeydir. Durup sakinleşerek olayı anlamaya çalışmak lazımken, panik yapıp koşarak olay yerinden kaçmanız sizi yangından sadece belirli bir süre kurtaracak. Söylemek istediğimiz, bu sürecin sonunda bu korkmuş ve sinmiş insanlar neyi kabul etmek zorunda kalacak? Yeni dünya düzeninin medyatik sihirbazları bizi hangi illüzyonla kandırıyor? Bekleyip göreceğiz. Göreceklerimizi beklediğimiz o süreçte ise kulaklarımızda şu ayet çınlamalı. Bismillahirrahmanirrahim. İnne va'dallahi hakk. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.